Aracımız 1999 model Renault 19 Europa 1.6 motor. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımız şu anda 311 bin kilometrede. Araç sahibimizin başta şikayetleri tekleme var. Kapak açılacak olarak belirtilmiş fakat yine kontrolünü yapacağız. Sizlere de neden olduğunu göstereceğiz. Sağ sol fren hortumu değişecek. Sağ rot kolunda boşluk var. Bu son iki madde muayeneye girmiş. Muayene esnasında bu arızalar tespit edilmiş. Muayeneden kalmış. Bunların değişimi gerçekleştirilecek. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazarak kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve leklere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı çalıştıracağız. Bir sesini sizlere de dinletelim. Sesi duyuyorsunuz. Bayağı bir kötü arkadaşlar. Güzel araba gibi çalışıyor. Ustalarımız kontrollerini zaten yapmıştı. Bu cilambası değişecek. Hepsi değişecek mecbur da. İşte çok kötü durumda. Komple yağlı içerisi. Yani bu araç nasıl bu şekilde bakımsız kalmış. Her tarafında yağ kaçağı var. Aşırı derecede kötü. Hızlı bir şekilde söküm işlemlerimiz gerçekleştiriliyor. Viraj denge demirimiz sökülüyor. Bu demir aracın sağa sola dağılmaması için destek veriyor arkadaşlar. Çamurlukları destekliyor. Kuleleri destekliyor. Truva'daki gibi. Destekleyin beni diyor ya. Hadi. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. O işte bu. Külbütür kapağımız sökülüyor. Kapağımız çıktı. İçeriği şu anda daha net görüyoruz. Şu an sesi duyuyorsunuz. Bu ses. Aracımıza öncelikle bir subap ayarı yapacağız. Bakalım ses kesilecek mi? Kontrollerimizi sağladığımızda bir tane sabitleme cıvatamız var burada. Gördüğünüz gibi kırılmış arkadaşlar. İçine gitmiş. Bu bomboş. Öncelikle onu bir alalım. Ve şurayı göstereyim. Görüyorsunuz. İticimiz kırılmış. Piyano tamamen değişecek. Daha sökerken cıvatamızı o çatlak olan yerden kırıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne yazık ki. Sağ ol. Müşterimize geçmiş olsun. İnşallah sorun bunlardandır. Başka bir yere zarar vermemiştir. Eksantrik milimiz de kontrol edilecek. Milimizde bakalım bir problem var mı? Aşınma var mı? Zarar vermiş olabilir. Düşen cıvatalar vesaire. Kontrolleri sağlanıyor. Temizliğimiz başlıyor. Temizliğimiz güzel bir şekilde yapıldı. Lamba kaba.
külbütör kapak contamızın üzeri temizlenecek sadece. Eski conta kalıntıları yerinden çıkarılacak. Aracımızdan çıkan bujileri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kötü durumda. Üzücü gerçekten bu şekilde araç kullanılması. Çok üzücü. Yeni bujilerimiz şimdi yerlerine takılacak. Egzoz koruma muhafızımız temizlendi. Kontrollerimiz esnasında daha önceden bu 5 tane civata giriş noktasına helikoyla atılmış arkadaşlar. Yani diş atılmış. Fakat buraya atılan diş yukarı çekmiş ve şöyle göstereyim. Görüyorsunuz diş kalmamış. Diğerlerindeki dişi net olarak görebiliyorsun ama burada gözükmüyor. Mecburen buraya tekrar diş atılacak. Torna işlemimiz gerçekleştirildi. Buraya da yeni diş atıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet açık dişler, belirgin. Parçamız geldi arkadaşlar. Orijinal. Piano Mili diye geçiyor arkadaşlar. Şunu çıkartır mısınız? Ve civatalarını da Ercan ustamız temin etti. Set olarak. Bu şekilde. Sıfır ayarında. Zaten sıfır. Bu şekilde. Değişecek olan civatalarımız bu şekilde. Milimizin ve piyanolarımızın montajı yapılıyor. Daha sonra güzel bir sübap ayarı yapılacak. Sübap ayarından sonra kontrolleri sağlanacak, çalıştırılacak. Daha önce bu aracın trigger kayışını falan biz değiştirdik. Daimi müşterimiz kendisi. Bu yüzden trigger kayışını kontrol etmeye gerek duymadık. Yeni yapıldığı için. Sıra sübap ayarımıza geldi. Sübap ayarımızın ölçüleri egzoz 25, emme 25 olarak aynı oluyor arkadaşlar. Silme geçmesi lazım sentilin. Bakın şu anda sert. Zor geçiyor. 10 anahtar ve kerpeten yardımı ile gevşettik. Nasıl geçtiğini şimdi göstereceğiz. Ustamız bir ayarlasın. Bakalım. Gösterelim usta. Bu şekilde olması lazım. Silme geçecek arkadaşlar. Diğerleri de ayarlandıktan sonra külbütör kapağımızın üzerini temizleyeceğiz. Daha sonra contasını takacağız. Külbütör kapak contamız değişti. Yenisi üzerine takıldı arkadaşlar. Çok az bir şekilde sıvı conta sürdük. Çünkü eski araçlar kaçırabiliyor. Külbütör kapak montajımız yapılıyor. Yeni buji kablolarımız takılıyor. Eski buji kablomuzu tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi mahvolmuş. Bunun sebebi arabada oluşan yağ kaçağı. Kavuçun özelliğini yitirmiş. Şimdi aracımıza bir marş yapacağız. Bakalım sesi nasıl? Sesini dinledikten sonra hemen stop edeceğiz. Sabaha kadar aracımız kalacak. Güzel bir şekilde contamız falan. Stop. Güzel. Çok şükür arkadaşlar müşterimizi kapak ve motor yapmasından kurtardık. Verilmiş sadakası varmış diyelim. Bakalım başka bir şikayeti var mıydı? Alt takımda problemleri vardı 3 parça. Bunları da sökeceğiz. Yarın sabah hazırlayacağız. Şu an saatimiz 19.27. Sökmeyeceğiz mi? Lifte hazırlayacakmışız. Yarın yapacağız arkadaşlar. Şu an 19.27. 28 Temmuz Perşembe gününden herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
Şimdiden herkesin cuması mübarek olsun. Allah ettiğiniz duaları kabul etsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Aracımızı lifte kaldırdık. Fren hortumlarını buradan da gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple yarılmış. Sağ sol fren hortumumuz değişecek. Sağ fren hortumumuz söküldü. Sağ aksımızı da çıkardık. Sağ aks körümüz değişecek. Aksımızı çıkarttık. Normalde çıkartmıyoruz ama bu modeller hemen söktüğün gibi kendiliğinden çıkıyor zaten. Mengenemize bağladık. Eski greslerini sildik. Şimdi yeni gres basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra körüğümüzün montajını tamamlayacağız. Aks kelepçelerini üzerine sıkacağız ve işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Aks körük montajımız tamamlandı. Kelepçelerimiz takıldı. Şu an gayet güzel. Aks montajımız yapıldı. Şimdi amortisör bağlantılarımız yapılıyor. İki tane sabitleme cıvatası var. Bunlar yerine takılıyor. Sol tarafla ilgili işlemlerimiz bitti. Fren hortumumuz takıldı. Sol rotilimiz takılıyor. Sol tarafa geldiğimizde ise direksiyon körüğümüzün patlak olduğunu gördük. Direksiyon körüğümüz değişiyor. Sağ tarafında direksiyon körüğü değiştirildi. Bu da patlaktı arkadaşlar. Yeni direksiyon körüğümüz takıldı. Aracımızın işlemleri bitti. Test sürüşü gerçekleştirildi. Hiçbir problem yok. Şimdi son olarak bir çalıştıralım. Aracımız şu anda sıcak. Gayet güzel. Hiçbir arızası kalmadı. Aracımızı şimdi güzel bir şekilde iç dış yıkatacağız. Daha sonra araç sahibimize teslim edeceğiz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.